Mutlu akşamlar efendim. Ben Fatma Nur Akbal. Hem haftanın hem de ayın ilk iş günündeyiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş davasının ilk duruşması görüldü bugün. Siyasi liderlerin de dahil olduğu dava yarına ertelendi. Ankara'da 30 Aralık 2022'de sokak ortasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan ve 22 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi kampüsünde görüldü. Bugün eksik bir iddianame ile yarın bir mahkeme kurulacak. Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz şu. Ayrılan dosyadaki 17 kişinin hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılarak bu dosyanın da bizim dosyamıza eklenmesi ve eksik olan bu iddianamenin iddianamedeki boşlukların tamamlanarak, doldurularak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılması. Sanıklar yaklaşık 1,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı. Siyasiler de duruşmayı yakından takip etti. Ayşe Ateş ve evlatları adalete ulaştık diyene kadar biz onların yanında durmaya devam edeceğiz. Verilen konumları hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine vicdanlar yalnız, adalette öksüz bırakılmış. Bugün gördük ve anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik bir takım adımlar atılıyor. Bu cinayet ortada kalmayacaktır. Ya adalet ya kıyamet devreye devam edeceğiz. Azmettirici olduğu iddia edilen tutuklu sanık Doğukan Çep mahkemede ben ayaklarından vurdurmak istedim, öldürmek istemedim. Ölmesine gerçekten üzüldüm. Burada büyük şaibe var. Ayağından vuruyor Eray, mermi bacağına giriyor. Efendim bakıyorum karnında mermi var. Ama o mermi MK'ye bir mermi. Eray'daki Sterling mermi. Bence Selman'ın mermisiyle karnından vuruldu Sinan Ateş iddiasında bulundu. Kamuoyunun yakın takip ettiği duruşma yarına ertelendi. 10 Ekim gar katliamı davası için de bugün karar günüydü. Mahkeme heyeti 10 tutuklu sanık hakkında 5 ila 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıklara insanlığa karşı suç işlemekten ceza vermedi. Tarih 10 Ekim. Yer Ankara tren garı. Gar önünde miting için toplanan kalabalık 3 saniye arayla dehşeti yaşadı. İki farklı bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. 101 kişi hayatını kaybetti. Barış mitingine yapılan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Söz konusu patlama hakkında hazırlanan iddianamenin ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görüldü. Onu tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında karar açıklandı. 9 sanık silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erman Ekici'ye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ekici 101 kişiye yönelik silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs suçundan 379 kez 18 yıl hapis cezası alan Ekici, izinsiz patlayıcı madde bulundurma suçundan 10 yıl, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Ekici, insanlığa karşı suç işleme suçundan beraat etti. Kayseri'deki olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacı nefretinin muhalefetin söylemlerinden kaynaklandığını belirtti. CHP lideri Özgür Özel ise CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık diye konuştu. Kayseri'deki taciz olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Yaşanan olaya ilişkin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve siyasi parti liderlerinden açıklamalar arka arkaya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye uyruklu kişinin akrabası olan bir kız çocuğunu taciz ettiğini ve konuyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bölgede toplanan vatandaşların insani değerlere yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ettiğini belirten Yerlikaya, 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Konuyla ilgili muhalefete de yüklendi. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, akrabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Ayrımcılık, ötekileştirme, nefret diliyle insanları düşmanlaştırma, AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır. Asla ve asla yer bulamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt verdi. Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olmayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevap alsın. Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? Her şeyin sorumlusu benim. O zaman bunun da sorumlusu sensin. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın sözleriyle olaya tepki gösterdi. AK Parti'de de değişim adımları hızla devam ediyor. Parti hafta sonunu Kızılcahamam'da geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerin icraatlerini eleştirdi. Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir kez daha AK Parti'de değişim mesajı verdi. Sözü 31 Mart yerel seçimleri öncesinde verilen vaatleri getirerek muhalefete yüklendi. Emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu. Ekmekten suya, ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz, hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Muhalefet belediyelerinde 31 Mart'a kadar devam eden vaat yağmurunun yerini 1 Nisan sabahından itibaren zam yağmuru aldı. İşçi kıyımı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanları kampında geçti kameralar karşısına. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki icraatleri eleştirdi. Nepotizmin ne demek olduğunu 3 ay içinde uygulamalı olarak milletimize gösterdiler. Özgürlük adına alkol tüketimini teşvik etmek, cinsiyetsizleştirme politikalarına aleni destek verme, belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatları olmadı. Erdoğan'ın gündeminde başıboş sokak köpekleri sorununa yönelik atılacak adımlar da vardı. Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rötuşlarını yaptığımız bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. İnşallah biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşecekler. Erdoğan 3-4 Temmuz'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Astana'da olacak. Zirve kapsamında Putin'le bir araya gelecek Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-Suriye arasındaki temaslar olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği için geri sayım başladı. Gözler Erdoğan'ın ilk durağı olacak Astana'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şangay Birliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Astana sadece zirveye değil, zirve kapsamında önemli bir görüşmeye de ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye'nin Suriye ile normalleşme adımları masada olacak. Suriye Devlet Başkanı Esad, Putin'in özel temsilcisiyle görüşmüş, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açık olduklarını ifade etmişti. Ankara'da her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saygısını dile getiriyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin bu politikasını bir kez daha Rus lidere aktarması bekleniyor. Sığınmacıların dönüşü de son günlerde Türkiye'nin gündeminde ağırlık kazandı. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi için istihbarat servisleri arasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Suriyeli sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için uygun şartların oluşturulmasının da Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Ana Muhalefet Partisi lideri Özgür Özel, Didim-Bodrum otobüs seferleri açılış törenine katıldı. Eğer geçim yoksa seçim vardır. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Buradan sizlere şunu söylüyorum. Sesinizi duymayana o sesi duyururuz. Ama inat ederlerse hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Bu iktidarı er ya da geç yapılacak ilk seçimde mutlaka götüreceğiz. Erken seçim için 360 milletvekili bizde yok, muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor. Ama siz isteyince olur, halk isteyince olur. Millet erken seçim diyorsa mutlaka sandık gelir, iktidar değişir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilip Cumhur İttifakı'nı destekleyerek adından sıkça söz ettiren Sinan Oğan, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddialarıyla dikkat çekti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık teklif ettiğini öne süren Oğan'a yanıt geldi. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda adaylıktan çekilip Cumhur İttifakı'nı desteklemişti Sinan Oğan. Bu kararı siyasette çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yine çok konuşulacak iddialarda bulundu. Oğan, eski CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini söyledi. Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Oğan'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem dedi. Hayır, sen olamazsın, ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım. Kılıçdaroğlu kendisinin Oğan'a seçimi kazanmaları durumunda ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar dediği iddialarına da sert çıktı. Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngiliz'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak. Şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. Korkunç bir yalan kampanyası. İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri Yunanistan tarafından denize itilen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.
Sahil Komutanlığı tarafından Dikili ilçesinde mobil radarla lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk, 26 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer olaydaysa Ege açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Çeşme ilçesinden bölgeye sahil güvenlik helikopteri, botu ve dalış timi görevlendirildi. Ekipler tespit edilen 9'u çocuk, 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Hem kiracıları hem de ev sahiplerini zor duruma sokan %25'lik kira artış sınırı bugün itibariyle kalktı. Karar ev sahiplerince doğru bulunurken kiracılar zor duruma düşeceklerini öne sürdü. Emlakçılarsa kiralarda hiçbir şeyin değişmeyeceğini, %25'lik kira sınırının zaten uygulanmadığını düşünüyor. Konutlarda %25'lik kira sınırı 2 yıldır uygulanıyordu. Kira sınırı yüzünden kiracı ve ev sahipleri eskiye oranla çok daha fazla karşı karşıya gelmiş ve söz konusu karar kira fiyatlarının fahiş seviyelere çıkmasına neden olmuştu. Kiralar artık 12 aylık tüfe oranına göre belirlenecek. Vallahi kiracılar için çok kötü oldu. Kaldırmasalar iyi olurdu aslında da. %70 aşkın bir zam gelecek kiranıza. Sizi zedeleyecek mi bu? Zedelemez olur mu ya? Biz emekliyiz biz yani. Aldığımız 11 bin lira maaş nasıl vereceğiz? En düşük kira şu anda 15-16 bin lira en düşük. Kiracı mısınız ev sahibi? Kiracı. Kiradaki %25'lik zam sınırı kalkacak. Ne düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Ev sahibiyle anlaşınca anlaştığımız kirada devam edeceğiz. Yeni uygulamadan kimi ev sahibi memnun, kimi ise kararı gereksiz buldu. Zaten %25 olması bile, öyle bir sınır getirilmesi bile yanlışydı. Vatandaşın kendi bir piyasanın kendi bir ne göre bir dengesi var. O uygulanacak. Yoksa polisiye tedbirlerinden bu işler olmaz. Kalkması daha yerinde fakat bunu da tabii şimdi bunu da farklı düşünenler olursa yanlış olur. Kimse uymuyordu zaten. Çoğu elden falan tahsil ediyordu. Ben saçma sapan bir şeyde kalkması iyi olmuş yani. Adaletli bir şey değil. Yani bir de bağlayıcılığı büyük ki. Bazı vatandaşlar da söz konusu kararın hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ettiğini söyledi. Hem kiracıyım hem ev sahibiyim. Kararlar alınıyor ama uygulanır mı? Uygulanmaz. Çünkü oturduğum ev sahibim 100-200 zam yaptı. Çıksam yenisini bulma şansım yoktu. Halini kabul etmek zorunda kaldım. Herkes haklı. Kiracı da haklı. Ev sahibi de haklı çünkü hayat çok pahalı. Her iki kesimin de sıkıntılarını bilen emlakçılarsa %25'lik kira sınırının kalkmasıyla hiçbir şeyin değişmeyeceği görüşünde. Hiç fark eden bir şey olmayacak. Her şey var olan düzen olduğu gibi devam edecek. Şu an zaten hükümetin belirlediği TÜİK'ün 12 aylık kira artışına dahi uyulmuyor. Yani %60 rakamlara da uyulmuyor şu anda. Kiralar %200, %300'ler hatta daha yüksekleri isteniyor ev sahipleri tarafından. Emlak sektöründe uygulamasına son verilecek kararı olumlu bulanlar da var. %25 kira artışını kaldırmakla hükümet iyi etti. Ev sahibi kiracı arasında uyuşmazlıklarda Adalet Bakanı'nda dosyalar birikti. Avukatları zengin etti, arabulucuları zengin etti. %25 sınırı kalkmasıyla beraber %50, %60 zam yapılır kiralara. İyi kötü gene bir eski şeyine döner. Piyasa yavaş yavaş rayına oturur. Kira artışlarında bundan böyle bir önceki ayın 12 aylık tüfe ortalaması zam mı yapılacak? Kiracılardan tüfe ortalaması üzerinde bir artış da talep edilemeyecek. 2 Temmuz öncesinde artış yapan kiracılardan 2 Temmuz sonrasında aradaki fark kadar ya da farklı bir zam talep edilmesi de mümkün olmayacak. Sözleşmelerde sabit bir kira oranı belirlenebilmesi de mümkün olacak. Üst sınır olan 12 aylık tüfeyi aşmayacak talepler geçerli, bunun dışındaki taleplerse geçersiz olacak. Peki durum dava süreci devam eden taraflarda nasıl işleyecek? Bu durumdaki kiracılar zam dönemi geldiğinde mevcut oranı uygulayacak. Türkiye'de asgari ücret düşük değil.
Bunu ben değil, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söylüyor efendim. Asgari ücretli geçinemiyoruz, zam bekliyoruz derken ekonomi yönetimi bu kapıyı tamamen kapatmış durumda. Bütçeye yük olan kalemlerden bir tanesinin emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu söyleyen Hazine Bakanı, benim dönemimde olsaydı EYT'ye onay vermezdim dedi. Asgari ücretli alım gücünün yükselmesini istiyor, ara zam bekliyor. Ancak ekonomi yönetimi ara zam yapmayı düşünmüyor. Ne dün ne de bugün ne de yarın hiçbir şekilde ne emeklimizi, ne çalışanımızı, ne asgari ücretimizi, ne memurumuzu, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin tarihi zirvede olduğunu, asgari ücretin söylenildiği gibi düşük olmadığını söyledi. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Tarihi, bakın, en yüksek zirvelerinden birisini bu dönemde yakalamış. Ve göreceksiniz bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Polonya hariç Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerden en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Vatandaşlarsa sosyal medyadan Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Asgari ücretle gel sen yaşa dedi. Şimşek'in bir diğer gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlardı. EYT'nin bütçeye yük olduğuna işaret etti. Geçen sene muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim öncesinde, tabii ki seçim sürecinde EYT hayata geçirmiş. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti, finansman maliyeti dahil olmak üzere 724 milyar lira. Biz ekonomik dengelerin tamamını gözetmek zorundayız. Ve dolayısıyla biz bu popülist söylemlere, bu popülist bakış açılarına, baskılara biz rağbet etmeyeceğiz. Popülizm bir tuzaktır. Peki EYT kararının Şimşek'in kendi döneminde verilmesine karşı çıkar mıydı? Şimşek bu soruya da yanıt verdi. O gün ekonominin dümeni sizde olsaydı EYT ile birlikte, bakın EYT ile birlikte olmuş gitmiş. Evet. Zamanında biz tabii ki bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyduk. Vergi konusuna değinen Hazine ve Maliye Bakanı adalet vurgusu yaptı. Çok kazanandan çok, az kazanandan az. Bir de uygulamada etkinliği sağlamak. Bizim tercihimiz vergilendirmeyen alanlardan vergi almak. Tamam. Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir. Bizim tercihimiz her zaman vatandaşımızın en düşük vergi yüküne tabi tutulması. Vergide kayıt dışılığa değindi. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bu kayıt dışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. İstisnaları, imtiyazları kaldırarak sonuç alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Bu izahlar tatmin edici değilse ona göre gereğini yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret düşük değil diyor ama Türk İş'in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 2000 liranın altında, 2000 lira altında kalmış durumda asgari ücretin. Diğer yandan da yoksulluk sınırı asgari ücretin 3 katına çıkmış durumda. Çalışanların geliri ve alım gücü erimeye devam ediyor. Türk İş, Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını bu cümleyle açıkladı. Haziran ayında açlık sınırı olarak adlandırılan 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 18.979 lira oldu. Yani çekirdek bir aile sadece beslenmeye bu tutarı harcayacak. Bakan Mehmet Şimşek'in yüksek olduğunu söylediği asgari ücretse daha şimdiden bu tutarın 2000 lira altında kaldı. Tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam tutar, yani yoksulluk sınırı 61.820 lira olarak açıklandı. Bu tutarsa asgari ücretin 3,6 katı. Yani 4 kişilik bir aile asgari ücretle çalışırsa güçlükle yoksulluk sınırını aşabiliyor. Türk İş Konfederasyonu yaptığı yazılı açıklamada asgari ücret bir işçinin bile geçimini sağlayamazken bir ailenin sadece gıda harcamasını bile karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir dedi. İstanbul Havalimanı dün taşıdığı yolcu sayısıyla bir rekor kırdı efendim. Yolcu trafiği bir günde 268.275 kişi oldu.
Türkiye ağırladığı turist sayısı ve uçuş trafiğindeki yoğunluğuyla öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı bir günde taşıdığı yolcu sayısıyla rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Havalimanı'ndaki rekor yolcu trafiğine ilişkin bilgi verdi. İstanbul Havalimanı'nda 30 Haziran'da 268.275 yolcuya hizmet verildiğini açıklayan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, bu sayı havalimanı açıldığı günden bu yana tüm zamanların en çok yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti dedi. Yolcu sayısı dış hatlarda 205.721 olurken, iç hatlarda 62.554 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Dış hatlarda 1214, iç hatlarda 378 olmak üzere toplam 1592 uçak trafiği oluştu. Son rekorsa 2 Temmuz 2023'te 265.961 yolcuyla kırılmıştı. Şimdi de Isparta'ya uzanacağız. Geleneksel olarak düzenlenen Gönen Köy Enstitüsü Kuru Fasulye Günü'nün 34.sü geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Nostalji kuşaklarıyla torun kuşakların buluşmasında unutulmaz anlar yaşandı. Isparta'nın 13 ilçesinden farklı bir ilçe Gönen. Yıl 1937. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bir proje ortaya attı ve bu projenin başına İsmail Hakkı Tonguç'u getirdi. Köy Enstitüsü 1937 yılında başlayan bir proje ve 1940 yılında faaliyete geçen bir eğitim sistemiydi. İsmail Hakkı Tonguç 3 yıl boyunca köy okullarını, köylerini, köylerin eksiklerini araştırdı, inceledi ve köy enstitüslerinin kurulmasına karar verildi. İşte o köy enstitüslerinden Türkiye genelinde 21 köy enstitüsünden biri de Isparta'nın Gönen Köyü'ne kuruldu. Köy enstitüslerinin kurulmasıyla birlikte köylerden alınan 10-11 yaşlarındaki çocuklar işte bu uzun ağaçlı yoldan Gönen Köy Enstitüsü Okulu'na teslim edildi. Anne ve babalarıyla son kez bu yolda yürüdüler. Anne babaları ağlayarak köylerine döndüler. Çocuklar ise ağlayarak okula çıktılar. Ama gelecekten hiçbir zaman umudunu kaybetmediler. İşte bu öğrenciler yıllar sonra Gönen Köy Enstitüsü Kuru Fasulye Pilav Günü'nde bir araya geldiler. Okulda öğrendikleriyle sazlar çalındı, türküler söylendi. Okul yılları bir kez daha mutlulukla yad edildi. Kimileri çocukları, kimileri ise torunlarıyla geldiler. Tüm hayatları değiştiren bu okulu çocukları ve torunlarının da görmesini istediler. Eller oynasın, eller dinler, kaynasın, dinler. Kuru fasulye pilav elbette bahaneydi. Ancak kuru fasulye yemeğini ilk kez bu okulda yiyenler bile vardı. Ben o güne kadar kuru fasulye yememiştim. O gün kuru fasulye vardı. Aç kaldım. Sadece öğrenciler katılmadı bu güzel güne. Öğretmenler de yetiştirdiği öğrencilerle birlikteydi. Yıllar öncesi yaşananlar bir kez daha yad edildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, 1940 yılında kurulan Gönen Köy Enstitüsü'nün günümüze kadar gelen kırıntılarının bile çok şey anlattığının altını çizdi. Bu kuru fasulye pilav gününe kaç kuşak insan geldi derseniz inanın bilemiyorum. Neden? Çünkü 60'lı yıllarda mezun olmuş, 55-60'lı yıllarda mezun olmuş insanlarımız da buradaydı. 2023'te mezun olmuş öğrencilerimiz de buradaydı. Kuşakları artık siz hesap edin. Gönen Köy Enstitüleri Kuru Fasulye Pilav Günü, yıllar öncesi olduğu gibi beklenen uzun kuyrukların ardından kuru fasulye ve pilavın yenilmesiyle son buldu.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin açtığı dava sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus Plajı özelleştirme ihalesinin iptal edildiğini açıkladı. Uysal, Antalyalılar için önemli bir plaj olan bölgenin halka açılacağını söyledi. Antalya'nın Lara bölgesindeki Bambus Plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında kenti ziyaretinde hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir dediği Erenkuş mevkiinde yer alıyor. Nitelikli doğal koruma alanı statüsünde olan plaj, 2015'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılar nedeniyle çevrecilerin tepkisini çekmişti. Muratpaşa Belediyesi kaçak yapıları yıktı ve plajın halka açık olması için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na başvurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bambus Plajı'nı 8 Kasım 2022'de ihaleye çıkardı. Muratpaşa Belediyesi de ihaleye katıldı ancak özel bir şirket yüksek bedelle kazandı. Belediye ihalenin iptali için açtığı davada Bambus'un devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekti. İhale şartnamesinin kıyı kanununa aykırı olduğunu savundu. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, plajın olduğu koyda incelemelerde bulundu. Temizlik ve düzenleme çalışmasının ardından Bambus Koyu'nun halka açılacağını söyledi. İhale iptal edildiği için şu an kıyıları halka açık tutma yükümlülüğümüz nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk kez kamu olarak Bambus Plajı'na girmiş durumdayız. Burayı bir haftalık, belki maksimum 10 günlük bir hazırlıktan sonra basit büfe hizmeti vererek halkımıza açacağız. Bakanlığın yeniden ihale etmemesini diliyoruz. Uysal, bakanlığın yeniden ihaleye çıkması durumunda tekrar yargıya başvuracaklarını belirtti. Antalya'da hava sıcaklığının nemle birlikte 45 derecenin üzerinde hissedilmesi, sıcağa dayanıklı olan bitkileri kuruttu. Çöl hayvanı olarak develeri bile bunaltmış durumda. Antalya'nın Kumluca ilçesinde develer haftada iki kez suyla yıkanarak serinletiliyor. İklim değişikliği bitkileri kuruttu. Sıcaklığa dayanıklı develeri bile bunalttı. Oh. Keyfe bak, keyfe. Antalya'nın Kumluca ilçesinde hava sıcaklığının 45 dereceyi aşması Türkiye'nin ünlü güreş develerini de vurdu. Çöl sıcaklığına alışkın olan hayvanlar doğal yollardan serinletilerek rahatlatılıyor. 5 güreş devesinin sahibi olan Sait Öztürk, güreşler için özenle beslenen hayvanlarının sıcaklardan bunaldığını söyledi. Malum havalar 40 derece, nemle birlikte 45-50 derece hissedilen havalar var. Hayvanların da serinlemesi lazım. Öztürk hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması yüzünden develeri haftada 2 kez yıkadıklarını söyledi. Havaların da çok ısınmasıyla birlikte haftanın bir günü 2 günü serinletiyoruz, yıkıyoruz. Bir deve günlük 100 litre su içiyor. Sıcak havalara dayanıklı endemik tür olan koparanların 244 bin lira cezasını ödediği kum zambakları da küresel ısınmadan nasibini aldı. Yok oldu abi. Hani? Antalya'nın Alanya ilçesi sahillerindeki kum zambakları da sıcaklardan kurudu. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açan kum zambakları dünyada korunacak bitkiler arasında yer alıyor. Bir tane çiçeğimiz açmış ve tohuma dönüşmüş. Antalyalı çevreci Güldane Şahin, kum zambakları için önlem alınmasını istedi. Kızgın kumların içinden o kadar güzel bir beyaz çiçek açıyor ki, o çiçeği koklayan bir daha o kokuyu unutması mümkün değil. Ne diyeyim, doğamızı koruyalım, lütfen bu güzelliklere kıymayalım. Hep beraber topyekün iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla mücadele edelim. Yeşilöz sahilinde 200, Demirtaş çayına kadarsa toplam 300 tane kum zambağı tespit ettiğini söyleyen Şahin, kavurucu sıcakların zambakları kuruttuğunu söyledi. Antalya'nın turizm bölgelerinden Lara'da çıkan orman yangını 4,5 saate kontrol altına alındı. Alevler 30 hektarlık yani 42 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanı küle çevirdi.
Antalya'nın Lara bölgesindeki plaja yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına iki helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, dozer, itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edildi. Kozalakların patlayarak sıçraması yangın alanını genişletti. Arkamızdaki alan bundan saniyeler öncesine kadar yanmıyordu. İşte kozalaklar bu noktaya da sıçrayarak yeni bir yangın başlattı. Bölgede yaşayanlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri de alevlerin kontrol altına alınması için ter döktü. Şuna başka ihtiyacı olan bir yer varsa götürün. Akdeniz bölgesinin en büyük inşaat gruplarından olan Sayın Beton'a ait iş araçları da yangın bölgesindeydi. Beton mikserleri yangın bölgesine su taşıdı. Saat 2 civarı, 2-2.30 civarı bizim haberimiz oldu. Tesisimize bilgi geldi. Biz de ekipmanlarımızı, arkadaşlarımızı alarak direkt yola çıktık. Hemen geldik, müdahaleye başladık. Ormanın içinde kurtarılmayı bekleyen canların imdadına koşanlar arasında Kanal 3 ekibi de vardı. Yanmaktan son anda kurtarılan bir başka kaplumbağa umutları yeşertti. 8 köpek kurtardık, yavru köpek. Anne hala içerideydi. Onlar kaldı herhalde. AFAD'a verdik. Onlar dışarı çıkardılar, veterinere götürdüler direkt. Onun dışında hala bakıyoruz. Bazı vatandaşlarsa hem orman ekiplerine hem de çevre gönüllülerine su taşıdı. 4,5 saatlik çalışmanın ardından ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar alan ve ekili bir sera zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kapatıyoruz efendim. Bizden hemen sonra spor gündemiyle Reyhan Sözdinler karşınızda olacak. Bültenimizi bitirirken ülkemizin kuzeybatısına, koruma altında bulunan Maden Deresi'ne düşüyor yolumuz. Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılmış. Ancak akarsuyun bulunduğu bölge kullanım dışı kalınca da zaman içinde doğal bir güzelliğe bürünmüş. Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde bulunan Maden Deresi şelalesi ve doğal güzelliğiyle artık misafirlerini ağırıyor. Bu görüntülerle bültenimizi kapatıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın ilk spor bültenine hoş geldiniz. Ben Reyhan Sözdinler. İlk haberimiz bizim çocuklardan. Amilli futbol takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak. Bizim çocuklar rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadele yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Ay Yıldız'da ekip
Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F grubunu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından 2. sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D grubunu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak. Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada Portekiz'den hakem Arthur Suarez Diaz düdük çalacak. Diaz'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Suarez ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mikola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekiz'de Thiago Martins ise VAR görevini üstlenecek. Amirli takımda kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kritik maçta forma giyemeyecek. Milli takımda cezası sona eren Abdülkerim Bardakçı ise sahadaki yerini alabilecek. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Amirli futbol takımında Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Almanya'nın Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Avusturya maçı öncesinde ortaya atılan eski milli futbolcular ve teknik direktörlerin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlara davet edilmediği yönünde iddialara tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye'miz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde amilli futbol takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde milli takımımızda görev almış teknik direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli teknik direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarımıza davet edilmişlerdir ifadeleri yer aldı. Davetimiz üzerine Almanya gelerek ya da ülkemizden manevi desteğini göndererek Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmalarında vatansever milletimiz ile tek yürek olup, bizim çocuklara kalpten destek veren eski milli futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize taşıdıkları kimliğin ve sorumluluğun gereğini örnek bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Yok abi, yanlış mı uğradın? Ve Antalya'nın Kaş ilçesi Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışları'na 18. kez ev sahipliği yaptı. 20 ülkeden 175 sporcunun katıldığı 7 kilometrelik yüzme yarışında kulaçlar iki ülkenin dostluğu için atıldı. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında geleneksel Meis Kaş Yüzme Yarışları Yunanistan'ın Meis Adası ile Türkiye'nin Kaş ilçesi arasında yapıldı. Bu sefer rotayı tutturmaya çalışacağım. İlk hedefim o. Yani geçen sene biraz kayboldum. Dünyada iki ülke arasında yapılan tek yüzme yarışı özelliğini taşıyan etkinliğe 20 ülkeden 175 sporcu katıldı. İlk defa Open Water'a katılıyorum ve ilk defa da Meis Kaş arası yüzeceğim. Heyecanlıyım. I think it will be wonderful
competition, a wonderful race. Uluslararası sularda yüzmek hem ürkütücü hem de çok heyecan verici aynı zamanda. Yüzme yarışlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kaş Belediyesi ev sahipliği yaptı. Akdeniz'in masmavi sularında akıntıya ve dalgalara karşı verilen mücadele için sporcular sabahın erken saatlerinde Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti. Yarışı Meis Belediye Başkanı Nikolaos Asvestis başlattı. Yarışlara milli yüzücülerin yanı sıra diplomatlar, iş insanları ve bürokratlar da katıldı. 7 kilometrelik yüzme parkurunu ilk bitiren İtalyan sporcu Igor Tropiano oldu. Tropiano yarışı 1 saat 41 dakika 55 saniyede tamamladı. Tropiano genel klasman birinciliğini elde ederken genel klasman ikincisi 1 saat 47 dakika 27 saniye ile Aybige Su Irçağı oldu. Bu kez fırtına gibi geliyor. Genel klasmanda üçüncülüğü ise erkekler 55-59 yaş kategorisinde yarışan Bekir Emrah Gemicioğlu elde etti. 7 kilometrelik parkuru yüzenler arasında Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da vardı. Wijnands, katıldığı yüzme yarışları arasında Meis Kaş yüzme yarışının en iyisi olduğunu söyledi. Yarışlar madalya töreniyle sona erdi. Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu. Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı lacivertliler 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını Graz kentinde sürdürecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp programı netleşti. Topuk Yaylası kampını noktalayan Jose Mourinho'nun ekibi İstanbul'a döndü. Avusturya'ya gidecek sarı lacivertliler hazırlıklarını 13 Temmuz'a kadar Graz kentinde sürdürecek. Fenerbahçe Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Sarı lacivertliler ilk olarak 6 Temmuz Cumartesi günü Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun ekibi 10 Temmuz Çarşamba günü ise Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe son olarak 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşacak. Yönetim bu süreçte transfer çalışmalarını sürdürecek. Sözleşme imzalanan futbolcular Avusturya kampına yetiştirilmeye çalışılacak. Fenerbahçe'de tüm planlar Şampiyonlar Ligi'ne kalmak üzerine yapılıyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turunda dahil olacak sarı lacivertliler ilk maçını 23 Temmuz'da deplasmanda Lugano ile oynayacak. Ve bu haberimizle birlikte günün spor gelişmelerinden derlenen bültenimizin sonuna gelirken şu dakikalarda Fransa ve Belçika karşılaşması devam etmekte. 19 itibariyle başladı. Akşamda Portekiz-Slovenya karşılaşması 22 itibariyle Türkiye saatiyle izlenebilecek karşılaşmalar Euro 2024 son 16 turu kapsamında devam edecek. Bizler yarın yeniden sizlerle görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.